Ve yeni meclis, yeni yasama dönemi, yeni yüzler ve işte ilk kanun teklifleri de CHP ve İYİ Parti milletvekillerinden geldi. Teklifler arasında kadına yönelik şiddetin önlenmesinden psikologlar birliği kurulmasına, depremzedelerin faturalarının bakanlıkça karşılanmasından Ankara'da yeni bir ilçenin kurulmasına kadar birçok başlık yer aldı. Meclis yasama faaliyetlerine başladı. Grupların, komisyonların oluşması gibi çalışmalar sürerken ilk kanun teklifleri de verildi. Yönelik şiddet tanımında bir sıkıntı var. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifinde Türk Psikologlar Birliği'nin kurulması öngörüldü. Taşçıer ayrıca bir başka kanun teklifiyle kadına karşı şiddetin önlenmesinde bazı durumlarda teknik araç ve yöntemlerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi amacıyla ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda değişiklik teklif etti. Mücadele etmek zorundayız, bir ben değil. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakansa 12 Haziran'da 3 ayrı kanun teklifi verdi. Bakan, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanlarıyla tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanması için maden kanununda değişiklik önerdi. Onlarca mahallemiz, binlerce insanımız var. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur sunduğu kanun teklifinde depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz faturalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca karşılanmasını istedi. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın 12 Haziran günü verdiği kanun teklifinde ise Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesini öngördü. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'da Ankara'da yeni kent adıyla yeni bir ilçe kurulması için düzenleme yapılmasını istedi. Herkesin insan haklarından. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'sa akademisyenlerle ilgili düzenleme istedi.